Arkadaşlar merhaba. Burası Mersin Toroslar Aslanköy Şekersu mevki. Burada aşılar cevizde aşılar nasıl hazırlanır? Nasıl aşı yapılır? Ve aşı bantları nasıl kullanılır? Parafilm nasıl kullanılır? Şimdi yapalım bunları. Ceviz ağacımızı bu şekilde bilekten biraz daha büyük. En azından 15-20 gün önceden kesilmeli. Kesilirken şu budakları bırakmak gerekir. Ön kesimde. Daha sonra tekrar kesilmeli bunlar. Üst kurumuş olmalı. Böyle kuruyacak. Eğer yaş olursa bu biraz yaş. Bu biraz yaş. Bu şekil kuruması gerek. Yani kuskuru olması gerek. Daha sonra hemen altından 1 santim, 2 santim duruma göre temiz yerinden kesilmeli. Tabandan da kesilmeli. Bu tabanlardan. Bu etrafta budak bırakılmalı ilk kesimde ve daha sonra kesilmeli bunlar. Bu gibi olanları biz burada yüksek olduğu için toprakla yapıyoruz. Küçük olanları bant sarıp parafilmle yapılıyor. Şimdi bantımızı ağacımız burada. Budakları kesiyoruz. Bu yanlarda budak görürseniz mutlaka kesin. Kalemimiz burada. Yarma yapacağız. Çeşit çetler. İki taraflı açtık. 90 derece yapıyoruz. Evet. İyice düzgün oldu. Daha sonra buradan bıçakla veya aşı baltasıyla ağacın kalınlığına göre yarıyoruz. İç kabuklar denk gelecek şekil yapıyoruz. Evet, bu şekil. Hafif vuralım. Elimizde değişik bantlar var. Bunun 2,5 santim olanı var. 7 santim, 10 santim olanı. Ağaca göre şu an bu işimizi görür. Kaç santim? 5, 5'e 1 bu. 5'e 1. Aşılayalım. Sararken şuradan baş parmağımızı tutuyoruz. Şuradan aşı bandına. Kalemin üstünde şu şekil, yani şu şekil değil. Şuraya yakın gerdiriyoruz ve üstte kapanıyor. Evet, şu an üstü de kapattı. Yani şu şekil değil. Şu şekil dipten tırnaklarımızla böyle tutup bantı gergin bir şekilde sarıyoruz. Eğer bunu açıkta yapacaksak bandı biraz fazla saralım. Daha sıcak tutar. Evet, şu an her yeri kapandı. Evet. Tamam.
Daha sonra parafini açıyoruz. Bunu topraksız yapıyoruz. Bu şekilde tutuyor. %80 ve 90'ın üstünde. Şu tabana yakın. Para filmleri daha önce kesiyoruz. Yani rulolu olanları makasla tek hamlede keselim. Tek hamlede yana doğru. Yani uzunlamasına değil yana doğru keselim. İstediğimiz ebatlarda keselim. Küçük, büyük şeye göre, kaleme göre. Şuradan tabandan saracak şekil şuradan tutuyoruz. Yani yakın yerden. Ve geniş olarak sarıyoruz. Şu şekil şöyle kaldırdığınız zaman hop onu sarar ve rahatlıkla istediğiniz ölçülerde şu şekil. Bu şekil tamamdır. Budaklarımızı kesiyoruz. Bunu da bu da yarma olabilir. Şuradan keselim. Düzgün yer burası. Çünkü burada budak var. Bu da yarma olabilir veya kabuk da olabilir. Yarmayı yaptık. Şimdi buna kabuk yapalım. Şu şekil iki göz kalacak şekil. Kesiyoruz. Böyle. Evet. Düzgün bir şekilde. Arkasını şu şekil. Yani şurada yeşillik kalacak. Tutmasında burada faydalı. Arka taraf. Ve şurada 90 derece yapıyoruz. Evet. Yerimizi açıyoruz. Kestiğimiz yeri hafif etrafını perdaklayalım. Takıyoruz bu tarafa. Ağaç küçük olduğu için biraz küçük yapalım. Şurayı hafiften alalım. Şuradan tek çizgi atıyoruz. Cevizde. Kabuğunu kaldırıp şu şekilde şurayı hafif alıyoruz. Şurayı evet. 7 santimlik bantla sarıyoruz. Daha sonra su tutla üstünü boyayıp bırakıyoruz. Hiç açık kalmayacak açıkta olanlarda. Bant aynı şekilde sarılıyor. Bu şekil. Koparsa tekrar bağlayın. Bunu da
Parafilme bu şekilde kullanabilirsiniz. Tutu açık yerlere sürüyoruz. Bunu topraksız yapıyoruz. Topraklı yaptıklarımızı da çekeriz. Tamam, bu kadar. Açık yer kalmasın. Şimdi bunu topraklı yapalım. Böyle ağaçları hızar motoruyla veya testereyle, testereyle kesebiliyorsanız testereyle, hızar motoruyla kesiyorsanız el motoruyla, benzinli motorla kesin. Benzinli motorda keserken benzin ve yağ önemli. Yağ tarafına yemek yağı katabilirsiniz. Kısa süreli kesimlerde bir depo yağ, yemek yağı katın. Herhangi bir ucuz bir yemek yağı. Ağaca zarar vermez. Hesaplıdır da, ucuzdur da. Şimdi bu budak bırakmıştık. Bunları kesiyoruz. Etrafta ne kadar budak varsa, yükseklik varsa kesin, faydası olur. Aşı tutmada. Tabanları kesin. Aksın. Daha önceden de kesin. Eğer çok akıyorsa yanlara böyle testere atın. Hiçbir şey olmaz. Hemen üstünden kesiyoruz. Biraz üstünden. Tamam. Kalemlerimiz çetdir. Bunu kabuk altı yapıyoruz. Çoban aşı. 90 derece. Perdaklıyoruz. Şu şekil. Şöyle açtığınız zaman açılır. Kabuk verir. Eğer kabuk vermiyorsa hava soğuktur. Böyle. Direkt iner zaten. Zorlanmadan. Öbür tarafı da yapalım. Buna bir de yapabilirsiniz, iki de. Garanti olsun diyorsanız iki yapın. Buna yarma da yapılabilir. Biz toprakla yapacağız. Açıyoruz. Evet. Oturdu. Daha sonra aşı bandımızla. Bu 10 santimlik. Yani büyüklere 10 santim de olur. 7, bu 5 de olur. Şu 10 santimliği sararken sıkı sarmanızı tavsiye ederim. Yani şu şekil. Böyle değil de böyle. Ne uzar ve sıkar. İyi kapatır. Evet, iyi kapattı. Şimdi bir ilmek yeterli. Toprağımızı atalım. Poşetimizi bağlıyoruz. Poşetimizi bantın hemen altına. Toprağımızı doldurduk. Toprak genelde boz toprak. Güzel çamur olmayan toprakları tercih edin. Nemli olacak. Eğer çok toprak kurursa su ilave edin. Yarım litre veya işte bir litre torbanın büyüklüğüne göre. Deliklerimizi açtık. Bu alt taraflara mutlaka delik açın. Yağmur çok yağarsa tahliye etsin. Ağaçlarımızı kesmiştik. Yine buradan sular akmaya başladı. Mutlaka ki böyle budakları temizleyin. Önce budak bırakın, sonra dibinden kesin. Su tut, sürün. Ağacın kalemin uçlarına. Teşekkürler. İyi günler.
Görüşmek üzere.